Merhaba arkadaşlar. Bugün Scratch'te araba yarışı oyunu nasıl yapılır? Onu birlikte göreceğiz. Öncelikle kediyi kaldıralım. Çizim kısmına gelelim. Çizeceğiz burada. Daha önceki videolarda da belirttiğim gibi istersek dışarıdan resim halinde hazır bir araba resmi ekleyebiliriz. Ama ben kendim çizmeyi tercih ediyorum bugün. Hemen başlayalım. Arabamızı merkeze oturtalım. Rengini değiştirelim. Kırmızı olsun. Arabamızın ön tarafının belli olması için far ekliyoruz. Kopyalayıp yapıştıralım. Arabamıza tekerlek ekleyelim. Tekerlekler siyah olabilir. Tekerleği de kopyalayıp ön tarafa da ekliyoruz. Bu şekilde arabamızı yapmış olduk. Şimdi arabanın içerisinde ilerleyeceği bir pist yapalım. Dekorlar kısmına geliyorum. Çizim kısmından. Yeşil bir alan olsun. Şuradan yeşil bir ton seçelim. Bu arada arabamızı küçültelim. Gerekirse biraz daha küçültürüz birazdan. Tekrar dekor kısmına geliyorum. Burada bir yol hazırlayalım. Siyaha yakın gri tonlarında bir renk seçelim. Fırçamızı seçelim. Fırçamızı bayağı bir büyütmemiz lazım. 100 diyelim. Evet, biraz daha koyu olabilir. On diyelim. Yolumuzu yapmaya başlayalım. Bu şekilde bir yol yapalım. Şu kenarları biraz daha törpüleyebiliriz. Araba rahat dönsün diye. Bu şekilde yolumuzu hazırladık. Arabamızı şuradan başlasın diyoruz. Biraz daha küçültelim. Evet. Bir başlangıç çizgisi de çizelim. Evet, bu şekilde çizmiş olalım. Şimdi kodlarımızı yazmaya başlayabiliriz. Olaylardan tıklandığında diyoruz. Arabamızın başlangıç konumunu ayarlayalım. Her defasında arabamız bu konumdan başlasın. Yönünü de ayarlayalım. Bu yöne dönsün. Sürekli tekrarla diyoruz. Hareket bölümünden. Burada arabamız sürekli gidecek. Biz sağa sola hareket ettireceğiz. Buna 3 adım diyelim. Bakalım. Evet, arabamız bu şekilde gidecek. Biz yön tuşlarıyla
bu arabamızı yönlendireceğiz. Kontrol bölümünden eğer diyorum. Algılama kısmından iki araba yapacağız arkadaşlar. Onun için her iki arabanın yön tuşu farklı olacak. Bir tanesinde A ile D'yi kullanacağız. Diğerinde ise sağ ve sol yön tuşlarını kullanacağız. Önce bu arabamız için A ve D'yi ayarlıyoruz. A'ya basılıysa hareket bölümünden arabamızı 5 derece döndürsün. Bunu kopyalıyorum. Eğer D'ye basılıysa 5 derece sağ tarafa döndürsün diyorum. Deneyelim. Evet, güzel oldu. Şimdi yeşil alana çarpınca ne olacağını ayarlayalım. Yeşil alana gelince, çimlere basınca arabam başlangıç konumundan tekrar başlasın istiyorum. Kontrol bölümünden eğer algılama kısmından yeşil renge değiyor ise şuradan yeşili seçiyorum. Yeşil renge değiyor ise arabam tekrar şuradan başlangıç konumuna gidip 90 yönüne dönsün ve bir saniyede beklesin orada. Bakalım. Bunu ayarladıktan sonra araba tam tur pistin etrafında döndükten sonra şuradan tur sayısı 1 artsın istiyorum. Bunu da şu şekilde yapıyorum. Eğer algılama kısmından bu sefer beyaz renge değiyor ise tur sayısını belirten bir değişken yapmalıyım burada. Hemen bir değişken oluşturuyorum. Tur sayısı diyorum. Tur sayısını başlangıçta sıfırlıyorum. Beyaz renge değiyor ise tur sayısını bir arttıralım. Şimdi bir deneyelim. Beyaz çizgiyi geçince sürekli beyaz çizgiye değdiği için bakın şu şekilde birden fazla puan artmakta. Bunu şu şekilde çözebiliriz. Ayrı bir tıklandığında başlığının altına ekliyoruz burayı. Yine sürekli tekrarla yapıyoruz. Sürekli tekrarla beyaz renge değiyor ise bir saniye bekle diyoruz. Bir saniyede zaten beyaz çizgiyi geçmiş olacak. Baştan başlayalım. Evet, şimdi bir tur olarak arttı. Tabii çimlere değdiği zaman başlangıç konumuna geliyor ama tur sayısını da bir eksiltmemiz lazım. Onu da hemen ayarlayalım. Şurada yanma bölümü şurası. Değişkenler kısmından tur sayısını eksi bir kadar değiştiriyoruz. O tur tamamlanmadığı için o turu tekrar başa almış oluyoruz. Hemen deneyelim. Evet, bu turu tamamlarsak tur sayımız 1 artacaktır. Bu şekilde ikinci tura geçmiş oluyoruz. Bu bloğu buraya ayırmamızın başka bir nedeni de arkadaşlar, eğer blok burada olsaydı tur sayısı tamamlandıktan sonra buradaki 1 saniye oyunun tüm gidişini durduracaktı. Yani tuşlara basamayacaktık bir saniye boyunca. Onun için farklı bir başlık altında bunu yazdık. Burada 1 saniye beklerken oyunun buradaki akışı devam ediyor. Oyunumuza hızlandırıcı da ekleyebiliriz. Onun için yeni bir çizim oluşturuyoruz. Daha açık bir renkte. Kenarlık olmasın. Kare biçiminde bir şekil ekleyelim. Bunu da küçültelim.
biraz daha büyük olsun. Bu hızlandırıcımız yolun belli bir bölümünde zaman zaman çıkıp ona değen arabaların hızını arttırsın. Olaylardan diyoruz. Tıklandığında ilk başta gizli olsun. Sürekli tekrarla diyoruz. Burada eğer algılama kısmından eğer şurada araba 1 diyelim. Eğer araba 1'e değiyor ise bunu gizlesin. Yine tıklandığında diyoruz. Ara ara görünüp kaybolmasını da şu şekilde oluşturacağız arkadaşlar. Sürekli tekrarla diyoruz. 1 saniye bekle yerine ile 15 saniye aralığında bir zaman dursun. Görünür olsun. Yine bu aralıkta bir saniye bekleyip kaybolsun. Deneyelim. Evet, arabamız değdiği zaman kayboluyor. Evet, ortaya çıktı. Tekrar kayboldu. Arabaların bu yakıta değmesi artık şansa kalmış bir şey. Şimdi yakıta değdiği zaman arabanın hızının artmasını ayarlayalım. Yine arkadaşlar, eğer diyorum algılama kısmından yakıtın rengini seçtim. Değiyor ise oyunun başında da bir hız değişkeni ayarlayabiliriz. Hemen bir değişken oluşturalım. Araba 1 hızı diyelim. Tur sayısını da araba 1'in tur sayısı olarak A1 tur sayısı diyelim. Burada araba 1'in hızını 3 yapalım. Araba 1'in hızı kadar adım gitsin. Hız değişkenimiz kadar gitsin bölümünü ayarladık burada. Araba 1'in hızını 5 yapalım. Daha sonra 5 saniye bekletelim. Tekrar araba 1'in hızını 3'e düşürelim. Deneyelim. Burada arkadaşlar beklemesinin sebebi az önce de bahsettiğimiz olay oldu. Burada 5 saniye beklediği zaman tüm blokları durdurdu. Bunun için yine ayrı bir başlık altına alalım. Şunun kopyasını çıkartalım. Şuradaki bloğumuzu ayrı bir tıklandığında başlığı altında yapalım ki şuradaki bloklar etkilenmesin. Bir daha deneyelim. Arabamız hızlandı. Arabamız hızlandıktan sonra şurada hızlı vaziyette devam ediyor. Bunu da şu çarpma kısmından ayarlıyoruz. Tekrar arabamızın hızını burada 3 yapıyoruz. Şimdi ikinci bir arabamızı piste ekleyebiliriz. Bütün kodlarımızı yaptıktan sonra hemen şuradaki kuklayı kopyasını çıkart deyip araba 2 olarak ayarladı. Kostümler bölümüne geliyoruz. Arabanın rengini değiştirelim. Buradan kod kısmından ayarlayalım. İkisi aynı konumdan başlamasın. Şöyle yan yana başlasın. Şimdi konumlara bakıyoruz. Kırmızı arabanın konumu 26'ya 106. Mavi arabanın konumu ise 26'ya 130. Bunları değiştiriyoruz. Bakalım.
Ama tuşları değiştirmediğimiz için tuşa bastığımız zaman her ikisi aynı anda dönüyor. Bunu da hemen hallediyoruz. Mavi arabaya geliyoruz. A yerine sol ok, D yerine sağ oku seçiyoruz. Şurada iki tane daha değişken oluşturmamız lazım. Araba 2'ye ait. Hemen oluşturalım. A2 tur sayısı diyelim. Şuradan tire de koyalım. Bir de araba 2 hızı diyelim. Şunları değiştiriyoruz. Araba 1'e ait değişkenleri araba 2'ye ait değişkenlerle değiştiriyoruz. Yön tuşlarını değiştirmiştik. Şuradan A2 tur sayısı, şuradan A2 hızı, yine araba 2 hızı, araba 2. Burada tur sayısı olarak unutmuşuz arkadaşlar. 5 saniye sonra araba 2'nin hızını 3 yapacak. Demek ki şurada da araba 1'in hızı olarak değiştirmemiz gerekiyor. Bu şekilde iki arabamızı ayarladık. Deneyelim. Şurada mavi arabanın araba 2 tur sayısını değiştirmeyi unutmuşuz. Şunu da değiştirdik. Şimdi tekrar deneyelim. Dikkat ettiyseniz burada tur sayısı çok fazla yükseldi. Bunun sebebi arabaların farlarının beyaz olması. Beyaz renge çarpınca tur sayısını bir arttırıyor. Bunu da şu şekilde çözebiliriz. Hemen geliyoruz. Sarı tonlarında bir şey yapalım. Aynı şeyi araba 1 için de yapıyoruz. Şimdi tekrar deneyelim. Bu şekilde tur sayımızı da stabil duruma getirdik. Son olarak şuradaki hızlandırma kutumuzu birkaç farklı yere ekleyebiliriz. Bunun sadece kopyasını çıkartıyoruz. 3 yere ekleyelim. Oyun içinde nerede çıktığına bakalım. Arabalarımızı durduralım. Hemen alıp şuraya ekleyelim. Evet, sonuncu kutuyu da şuraya ekleyelim. 3 farklı yerde bizim bu hızlandırıcılarımız çıkacak. Şu hızlandırıcılar düz bir yerde çıkınca daha etkili olacaktır. Şurada çıksın diyelim. Hızları kaldırabiliriz arkadaşlar. Sadece tur sayıları kalsın. Şu şekilde. Deneyelim. Şunu da daha düz bir yerde konumlandırdık. Yakıtları da konumlandırdığımıza göre tekrar oyunumuzu deneyebiliriz. Bloklarımızı tekrar bağlayalım. Şimdi deneyelim. Burada kırmızı araba hızlandırıcıya çarptığı zaman hızlanmakta ama diğerleri hızlanmıyor. Bunun sebebi de şu arkadaşlar. Burada araba 1'e değiyor mu dedik. Şuradan veya operatörünü alalım. Algılama kısmından araba 2'yi de ekleyelim. Araba 2'ye değiyor mu? Aynı şeyi diğer kuklalarda da yapmamız lazım.
Kopyalayıp yapıştırıyoruz. Şimdi tekrar oyunumuza başlayalım. Bu şekilde oyunumuzu tamamlamış olduk. Siz buna daha farklı hızlandırıcı, yavaşlatıcılar ekleyerek oyunu daha zevkli hale getirebilirsiniz. Böylelikle bu videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.